Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Bakın size yine doğanın mucizelerinden gül hatmi, hatmi çiçeği, silindir çiçeği, deve gülü olarak da bilinir arkadaşlar. Bakın ta yola kadar bu şifalı bitkinin kıymetini bilmiyoruz. Buralarda böyle vatandaşlarımız sadece bakar, tohumlanır, dökülür, çok yıllık bir bitki. Bakın ne güzel sarmış arkadaşlar, mahallemizin camisinin kenar tarafı. Bakın bunun beyaz, sarı, kırmızı, mor, pembe çiçekleri var arkadaşlar. Hemen karşıda camimiz, bakın 2009'da tamamlandı. Oğuzlar Mahallesi'nin camisi arkadaşlar. Allah cemaatini artırsın. Cuma namazına, vakit namazlarına arada geliyoruz. Biraz ileride mescidimiz var. Genelde oraya gidiyorum ama orası biraz daha yakın. Burası ondan yapıldığı için. Neyse biz konumuza gelelim. Şöyle çiçeklerini ben size tanıtayım, bilmeyen arkadaşlar için. Renklerini iyi görün. Beyaz, kırmızı, mor, sarı, pembe. Bakın karşıdaki pembe, buradaki kırmızı. Yaprakları kalp biçiminde, çiçekleri çizgili ve ortasında arıların çok sevdiği polen. Arkadaşlar bunlar da tohum olacak, bakın. Bunları gördüğünüz yerde arkadaşlar tohumunu alın, bahçenize, saksınıza dikin. Biraz sonra şifalarından bahsedeceğim, şaşıracaksınız. Sağlık Bakanlığı bir ara bunu niye yasakladı bilmiyorum ama bütün aktarlar Lokman Hekim bitkisel ilaç şey satanlar hepsi karşı çıktı ve geri bu bitkiyi satılması için izin verildi bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'ndan. Şimdi arkadaşlar, çok yıllık bir bitkidir. Otsu çiçekleri, yaprakları da kalbe benzer. Şifalı bir bitki. Yaprakların tekrar saymaya gerek yok. Üst solunum yollarında arkadaşlar çok çok etkilidir. Yani bunun şimdi çiçeğini Temmuz ve Ağustos aylarında toplarsanız, bakın çoğu tohuma gidiyor. Bunu 15 gün sonra bulamazsınız. Yeni yeni açanlar da var. Bakın ne güzel tomurcuk çıkarmış oradan. Tohuma giden de var. Sonbaharda da köklerinden faydalanacaksın arkadaşlar. Bakın bu da diş kürdan otu derler buna. Bunun da çok faydaları vardı. Tabii erken çıkıp erken kurudu. Arkadaşlar Mısırlılar bunu yüzyıllardır bütün hastalıklarında kullanmışlar. Özellikle kış aylarında üst solunum yolları bölgesinde bulunan inatçı öksürük diye bilinir arkadaşlar.
Yani kuru öksürük, boğmaca gibi boğazınızı şişirir, sesiniz kısılır. Onda çok etkili olduğunu söylüyor Mısırlılar. Mide sorunu olanlar da gastrit, peptik ülser, gastroöje, fekal, reflü gibi rahatsızlıklar da çok etkilidir arkadaşlar. Enfeksiyonlara karşı iyi bir ağrı kesici olduğu bilinir. Yani enfeksiyonla savaşan bir bitki daha. Soğuk algınlığı, girip, nezle, yani grip, burun akıntısı, nezle, sinüzit ve sakinleştirici etkisi vardır. Ağrı kesici olduğu bilinir. Bilhassa hatmi çiçeğinin bünyesinde bulunan uçucu yağlar sayesinde uyku problemlerinizi çözer. Uyuyamayan arkadaşlar var. Lavantadan sonra bu bitkiyi de kullanmalarını tavsiye ederim. Lavantanın da öyle bir özelliği var. Yastığınızın altına bir su bardağı koyun arkadaşlar. Uyuyamayan arkadaşlara ya da yağını bir su bardağının içine koyun, yattığınız odaya bırakın. Mışıl mışıl uyuyamayanlar uyku çeker. Bakın arılar ne kadar seviyor. Bonbon arısı. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut direncini artırır, böbrek iltihaplarına iyi gelir. Böbrek iltihaplarına karşı da çok etkilidir. Özellikle idrar söktürücü bir etkisi vardır. Prostat iltihabına, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi geldiği söylenir. Yani bütün aktarıcılara gittiğiniz zaman %70 bu bitkiyi enfeksiyonlara karşı, iltihaplara karşı önerirler. Hele hele prostat denilen bir illet, o hastalık zaten hep iltihap şişiyor, torba olarak idrar yolunu kapatıyor. Cilt hastalıklarında yine işte egzamadır, kaşıntıdır, akıntılı sivilcelerdir. Zeytinyağıyla dövülüp veya kaynatılıp suyu cildinize sürüldüğü zaman çok yüzdeki akıntılı iltihapları kurutmada çok faydalı. Hele hele terleyen koltuk atlarınıza havanda dövüp kuruttuktan sonra toz haline getiriyorsunuz. Zeytinyağıyla koltuk altınıza, ellerinize işte en çok neresi terliyor ise oradan mis gibi kokular gelir size arkadaşlar ve terlemeyi önler, oradaki enfeksiyonları, mantarları öldürür. Üst sorunun yollarında boğaz şişmesinde, aftlarda uçuk, yani dudaklarımızda, bazı yerlerimizde sulu yaralar çıkar. Onlar da çok etkilidir. Boğaz şişmesinde ses kısıklığına iyi geldiği söyleniyor. Bilinen bir yan etkisi yok. Arkadaşlar, her şeyin fazlası zarar. Günlük bir iki bardaktan fazla içilirse her şeyin yan etkisi olduğu gibi bunun da yan etkisi olabilir. İlaçların da fazla içildiği zaman ölümcül tesirleri var.
Nasıl demlenir? Hatmi çiçeğinin 150 gramı 3 bardak suda kaynatılır. 10 dakika. Notlarda öyle yazıyor ama siz 10 dakika değil arkadaşlar. Bunu 3-5 dakika. Yine de tercih sizin. Ben hiçbir bitkiyi 10 dakika kola kola kaynatmam. Yalnız 10-15 dakika demlendirin. Kısık ateşte kaynattıktan sonra demlendirin. Ateşten alın. Süzün ve çayını günlük 1-2 bardak için şifa Allah'tan. Ama bizler de sebeplere sarılmamız lazım. Allahu Teala bu güzellikleri bize yaratmış. Hamdü senalar olsun. Bakın şehrin ortasında her taraf ev, hiçbir vatandaş gelip de bir tane çiçeğini koparmamış. Çünkü neden? Bilmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir çiçeğe. Bakın bu arılar neye geliyor acaba? Bakın görüyor musunuz arıyı? Bombom arısı. Bunu genelde seracılar seralarında beslerler, özellikle ki verimi artırsın, bitkileri aşılasın diye. Bakın arkadaşlar, teker 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 hep bombom arıları. Şu anda 15-20 tane rahat var. Benden biraz ürküp kaçıp gidiyorlar, bakın. Arkadaşlar, bu arılar acaba bu bitkiye niye geliyor? Şöyle bir düşünün. Bunun zehirli olsa, yan tesiri olsa, bu arılar gelip de bu çiçeklerden polen götürmez arkadaşlar. Bu buradan polen götürüyor ki, bakın, veya çiçeğe kondu şu an. Görüyor musunuz onun da güzelliğini? Maşallah, Allah neler yaratmış, kocaman. Buna domdom arısı diyen olur, bombom arısı diyen olur. Tabi polenler de biraz dökülmüş, azalmış galiba. Biraz da benim sesimden ürküyorlar açıkçası. Yan tesiri zehirli bir bitki olsa arkadaşlar, hiçbir arı gelip de bu çiçeklere konmaz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Saygıyla kalın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.